Bugün Orkun Özgür'den rica ettim. Dedim ki, bakanın bir açıklaması var. 3600. Bunu manşet yapalım. Ama EYT'lilerin hak mağduriyetine uğradıklarına yönelik sözleri ve bu mağduriyet giderilsin şeklindeki çağrıları da manşet. Onu da yapalım. Bir de disk olsun haberin içinde. İşte bakın böyle özel bir gazete çizdi sizler için. 3600 bu hafta görüşülecek. Bu haftanın gündem maddelerinden birisi. Bu. Biz bunu takip ediyoruz efendim. Bakan söz verdi. Peki EYT ne zaman? Bu konuda AK Parti'den, CHP'den, farklı partilerden verilen sözleri hatırlatacağız. Bütün hafta boyunca bunları konuşacağız. Diske bakacağız. Arzu Çerkezoğlu davet etti. Lakin yoğun programı nedeniyle maalesef gidemedim çok istesem de. Ama kameramız oradaydı, fotoğraflarımız oradaydı ve oradaki haberleri de sizlere 55. yaş gününde diskten o haberleri sizlere mutlaka aktaracağım. Ayrıca ayrıca Mustafa Balbay aradı da rica etti aile hekimleri de dertli dedi. Ve mutlaka sesini duyurmak istiyorlar. Yardımcı olur musun dedi. Balbay dedim ne demek? Bu benim görevim dedim. Bu haftanın gündem maddelerinden birisi de aile hekimleri olacak. Hafta sonundaki gündem maddelerinden birisi. Altı liderin bir araya gelerek çektirdikleri o fotoğrafsa bir diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu KDV'de temel gıda ürünlerindeki %1'e kadar olan indirimdi. İşte şimdi ona ilişkin haberimiz peynirin kalıbında 4 lira gibi bir geri gelme olacak. Ama yarın 10 lira üzerine gelmeyecek gibi bir garantisi yok ki. Çünkü her gün her gün farklı fiyatlardan ürün alıyoruz biz. Yani istikrar yok. Keşke istikrar olsa da daha ucuz satsak biz. Bir <laughs> adım ama yani bu az ya, az. Genelde çok pahalı. Her şey çok pahalı. KDV o kadar şeyden ne olacak? Market etiketlerinden, mutfaktaki ateşten dertli herkes. Pazartesi gününden itibaren temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV %1'e iniyor. Bu gıda ürünlerinin satış fiyatının %7 düşmesi demek. Yani 100 liralık bir gıda alışverişinde 7 lira daha az çıkacak tüketicinin cebinden. Mutfağım şu an boş, erzağım boş. Biraz daha düşmeli. Meyvelere bakıyorsun bak meyve alamıyorum ben. Geçinemiyorum ben. Fiyatlar yansımaz yani. Her gün zam geliyor zaten. Her gün petrola zam geliyor. Gıda fiyatlarındaki artışın en büyük nedenlerinden biri üretim maliyetleri. Başta akaryakıt ve enerjiye gelen zamlar fiyatların katlanmasına neden oldu. Bu da herkesi yakından ilgilendiren gıda enflasyonunu %55,61 ile rekor seviyeye çıkardı. Fiyat artışının önüne geçebilmek, enflasyonu frenleyebilmek için KDV indirimi kararı alındı. Ancak satıcıya göre de tüketiciye göre de %7'lik KDV indirimi ateşi söndürmeye yetmeyecek. Elektriğe bakıyorsunuz bana 11 bin lira geliyordu 18 bin lira elektrik geldi. Bana böyle geliyorsa diğer üreticiler nasıl geliyor? Bunlar nasıl altında kalkacak? %7 geri gelecek mi? Evet gelecek ama ne kadar zaman sürecek bu belli değil. Biz aldığımız yerden zaten yüksek alıyoruz. Biz ucuz aldığımız zaman zaten ucuz satarız. Kilosu 70 liraya satılan bu beyaz peynirin kalıbı 56 lira. KDV indiriminden sonra sonra fiyatı 52 liraya düşecek. Aynı şey ayçiçek yağı için de geçerli. %8 olan KDV %1'e düşürüldüğünde ayçiçek yağının litresi de 35 liradan 32,5 lira olacak. Tabii ki daha fazlası olması lazım. 3-4 lira bir insanın bütçesini çok etkileyebilecek bir şey değil. Ya devamlı aldığım peynir vardı 34 liraydı. Şu anda olmuş 47 lira. Yani aradaki farka bak. Gürkan Bey marketten 9 parça gıda ürünü aldı ve 272 lira ödedi. Hepsinin KDV'si %8. Bu %1'e indiğinde Gürkan Bey'in ödediği miktar 253 liraya inecek. Yani 19 liralık bir KDV indirimi olacak. 19'luk bir indirim yapılıyor ama bir hafta içinde tekrar fiyatlar yükselir. Tabii ki her üründe olması lazım. Sadece yiyecekle bitmiyor bu durum. Tüketici için alışveriş sadece gıdayla bitmiyor. Bunun bir de temizlik ürünleri var. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu, deterjan, bebek bezi gibi ürünlerde KDV oranı %18. KDV indirimi yeni hafta ile birlikte devreye girecek. Gıda ürünlerinde etiketlerin %7 düşmesi gerekiyor. Ancak aylardır gıda alışverişinde zorlanan tüketici vergi indiriminin fiyatlara yansıyacağından umutsuz. Onu öylesine göz boyamak için yapıyorlar bence. İndirimi yapıyorlar ondan sonra ertesi gün ay, zam yine aynı geliyor.